Bugün de Wood & Co'nun Avrupalı bir yatırım bankası dolar TL tahminleriyle başlayalım. Şimdi yılı bitiriyoruz ve arka arkaya 2024 yılı öngörüleri geliyor. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya piyasaları için geliyor. Dün de mesela Goldman Sachs'ın 2024 yılı ons altın öngörüsünü görmüştük. Önümüzdeki günlerde, haftalarda da böyle arka arkaya tahminler gelecek. Ben de sizinle paylaşacağım. Wood & Co diyor ki 2024'te dolar ortalamada 36 lira 80 kuruş olacak. Ortalama değeri. Ortalama değerini pratik hesap için yıl ortası değeri olarak düşünebiliriz. Yani 1 Temmuz'da 36 lira 80 kuruş olacaksa bu ilk 6 ayda %24 yükselmesi demek doların. İkinci yarıda da böyle devam ederse o zaman toplamda %48'lik yükselişle yılı 2024'de 45 lira 60 kuruşta bitirecek anlamına gelir. Bu Wood & Co'nun enflasyon beklentisiyle örtüşüyor. Gelecek yılın sonunda Türkiye'de enflasyonun %40'lara doğru geri çekileceğini tahmin ediyor. Mayıs gibi %70'in üzerine çıktıktan sonra. Yani Wood & Co 2024'te dolarda enflasyon kadar yükseliş bekliyor. Ama Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi daha az. Gelecek yılın sonunda %36'da kalacağını tahmin etti. Eğer o kadar yükselirse enflasyon kadar ama Merkez Bankası enflasyon tahmini kadar yükselirse 2024'te o zaman her ay %3 yükselerek şu anda da biliyorsunuz dolar her ay %3 yükseliyor. Yani bu patikada devam ederek 2024'ün sonunda 40 lira 50 kuruşa yükselir. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini kadar değer kazanacaksa. Ama Mehmet Şimşek Türk Lirası'nın reel olarak değerleneceğini umduğunu daha önce söyledi. Bunu da yabancı sermaye girişine bağladı biliyorsunuz. Eğer onun tahmin ettiği gibi olursa biraz daha altında yani 40 liranın daha altında doların 2024 yılı sonunda kaldığını görürüz. Ama bu Türkiye yabancı sermaye akışına bağlı. Yabancı sermaye şimdi sinyal veriyor Türkiye'ye geleceğiz diye. Ama bu gürleyip de yağmayan yağmur gök gürültüsü şimşek gibi. Yani henüz daha Türkiye'ye giren bir kuruş para yok. Bu arada tabii doların seyri aynı zamanda iki makroekonomik değişkenin nasıl gideceğine de bağlı. Bunların birincisi enflasyon. İkincisi cari açık. Enflasyon daha da yükselecek önümüzdeki aylarda. Mayıs ayında işte %70'in de üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ve enflasyon yükseldikçe Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısını da arttıracak. Ve tabii bir de cari açık var. Cari açık da dış ticaret açığına yani ithalat ile ihracat arasındaki farka bağlı. Orada işler iyi gidiyor. Biliyorsunuz Eylül ayında Türkiye cari fazla verdi. Yani cari açık kapandı, cari denge fazla verdi. Bugün taze bir veri var onunla ilgili. Türkiye'nin ihracatı Ekim ayında bir önceki yıla göre %7.4 arttı. İthalat ise %0.6 artış gösterdi. Yani ihracattaki artış, ithalattaki artışın belirgin biçimde üzerinde. Böyle devam ederse bu önümüzdeki aylarda da cari açık kaynaklı problemin azalması anlamına gelir. Ama unutmayalım ki şimdi kış ayları başladı, havalar soğudu, dışarıda yağmur yağıyor, kaloriferler yanıyor. Ve Türkiye'nin şimdi petrol ve enerji ithalatı artacak. Enerji ithalatımız artınca yeniden Türkiye'nin dış ticaret açığı büyümeye başlayacak. Önümüzdeki aylarda kısacası dövizin nereye gideceğini anlayabilmek için gözlerimiz enflasyonda, dış ticaret açığı artı cari açıkta ve bu arada Türkiye'ye yabancı sermayenin girip girmediğinde olacak. Dövizden biraz uzaklaşalım, serbest fonlara bakalım. Fatih Terim fonu. İzliyorsunuzdur haberleri. Bu bir dolandırıcılık hikayesi. İşte Denizbank'ın Levent Şubesi'nin müdürü, müdiresi Fatih Terim Fonu adlı bir fon kurulduğu gerekçesi iddiasıyla Galatasaray'da eski futbolcuları dolandırmış. Arda Turan epey bir para kaptırmış. Dediğim gibi tümüyle bir dolandırıcılık. Fakat biliyorsunuz az sayıda zenginin katılabildiği çok yüksek getiri sağlayan fonlar yasal biçimde sahiden de var. Bunlara serbest fon deniyor. Bunların bir kısmı bankalardan alınabiliyor. Alabilmeniz için serbest fonları nitelikli yatırımcı olmanız lazım. Ne demek nitelikli yatırımcı? Yani 1 milyon üzerinde bakiyenizin olması gerekiyor serbest fon alabilmek için. Ama serbest fonların iyi getiri sağlayanları, rekor getiri sağlayanları da bu arada bankalardan alınamıyor. Yani TEFAS'ta işlem görmüyor. Bunlar kişilere, kurumlara, bankaların işte özel müşterilerine özel fonlar. Gerçekten çok iyi getiri sağlıyorlar. Bu tabloda serbest fonların getirilerini görüyorsunuz. Son bir ayda %51'den fazla getiri var. En fazla getiri sağlayan serbest fon. Bu TEFAS'ta işlem görmüyor. Yani bunu alamazsınız. Lakin burada gördüğünüz gibi bu fondaki katılımcı sayısı 1. Bir tane bu fonda katılımcı var ama %51.7 getiri son bir ayda sağlamış. İkinci sırada yine Deniz Portföy'ün bir başka özel fonu. İlki de döviz özel fonu, ikincisi de döviz özel fonu.
İkinci sıradaki de %51.63 getiri sağlamış. İnveo portföyün Everest Serbest Fonu 3. sırada %46.19, onda da son bir ayda getiri görüyoruz. Yılbaşından bu yana en fazla getiri sağlayan serbest fonlar, işte bu listeye dikkat, A1 portföyün 2. hisse senedi serbest fonu %1035,18 yatırımcılarına getiri sağlamış. Bu fondaki yatırımcı katılımcı sayısı sadece 60. İkinci sırada yine %1000'e yakın getiriyle hedef portföyün Ece hisse senedi serbest fonu var. Bu hisse senedi fonu Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Üçüncü sırada da hedef portföyün Ada hisse senedi serbest TL fonunu görüyoruz. Bu da %654,80 yılbaşından bu yana getiri sağlamış. Gerçekten yok böyle getiriler. Ama bu fonların çok büyük kısmı defasta dediğim gibi işlem görmüyor ve işte özel bankaların, özel yatırım kuruluşlarının özel müşterilerine özeller. Peki bu fonlar nasıl bu kadar getiri sağlayabiliyorlar? Serbest yatırım fonlarının diğer fonlarından temel farkı, açığa satış gibi diğer fonların defasta işlem gören normal tırnak içinde fonların yapamadığı işlemleri yapmaları ve bu sayede yüksek kaldıraçlar kullanmaları ve bunun sonucunda da işte yüksek getiriler elde edebilmeleri. Dolar demişken bu arada bugün hangi seviyede dolar, ona da bakalım. Dolarda bir miktar gevşeme var, 28 lira 87 kuruşta bankalarası piyasada. Euro'da dünkü seviyede bankalarası piyasada 31 lira 72 kuruşta. Döviz bahsini kapatmadan bu arada Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın bugün ilginç bir sözü vardı. Türk lirasına geçiş zamanı geldi dedi. İstanbul Sanayi Odası'nda konuştu. Niye zamanı geldi Hafize Gaye Erkan'a göre? Çünkü onun sözüyle vadeli mevduata olan talep arttı. TL'ye geçiş zamanı gelmiştir diyor. Şimdi mevduat faizinin yükseldiğini biliyoruz. Ama yani yüksele yüksele mevduat faizinin 3 aya kadar vadede bankaların verdiği mevduat faizi düz standart mevduata %46.25'e geldi. %46.25. Şu anki enflasyonun çok altında. Peki bundan 1 yıl sonrasının enflasyonun üzerinde mi? Çok tartışmalı. Baz etkisiyle bir miktar belki gerileyecek yaz aylarında. Ama o aylarda da enflasyonun her ay %2,5-3 arttığını görürsek şu anki %46'lık, %46.25'lik faizin herhangi ciddi reel bir getirisi olmaz. Altına geçelim. Altın dün 2043 dolara kadar yükseldi. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın New York Şubesi Başkanı Christopher Waller'ın enflasyon geriliyor, daha da gerileyecek önümüzdeki dönemde sözleriyle birlikte, yani güvercin mesajlarıyla birlikte 2040 dolarını üzerine çıktı. Bugün ise çarşamba öğleden sonra Amerika'dan gelen bir veriyle bir miktar ama çok az, çok sınırlı biçimde gevşedi. Bugün ons altını gevşeten veri Amerika'nın 3. çeyrek büyümesine dair yapılan revizyon. Amerika'nın 3. çeyrekte, yani bu yılın 3. 3 ayında %5.2 büyüdüğü açıklandı. %5'in üzerinde büyüyen bir ekonomi enflasyonist baskı üretir diye bugün düşünüldü. Ve bu da işte Fed acaba bir faiz artırımı daha yapar mı korkularını bir an için akıllara getirdi. Ve bu veriyle birlikte ons altının bir miktar geri çekildiğini, 2040 dolara doğru indiğini gördük. Kapalı çarşıda ise bugün ons altın 1930 lirada. Borsaya gelecek olursak her gün videoların sonunda yaptığımız gibi sabah 8115'ten başladı. %0.30 artı oldu. Sonra zayıf bir yukarı denemesi yaptı. 8125'i gördü. Ama ardından bütün gün satıcılı bir seyir izledi Borsa İstanbul. Çünkü para girişi çok zayıf. Alıcı yok. Alanlar trade amaçlı al sat için alıyorlar, daha sonra satıyorlar. Bir de daha önce belirtmiştim. Bu Ekim ayındaki düşüşte 8000-8500'de maliyet yapanlar şimdi zararlarını çıkardıkları düşüncesiyle ve zararlarını çıkarmaya yaklaşınca satışa geçiyorlar. Bunlar Borsa İstanbul'un yukarıya gitmesini engelliyor. Hatta bugün 8000 altında denedi. Borsa İstanbul 7993'e kadar geri çekildi. Günü 8000 üzerinde ama 8009'da kapattı. %1.04'lük bugün günün tamamında düşüş vardı BIST endeksinde. Toplam işlem hacmi çok sınırlı, 110 milyar lira. Bugün Türk Hava Yolları hissesinde ağır bir satış vardı. İş yatırım ve yatırım finansman ciddi satış yaptı. Bu şimdi ateşkes bitince ulaştırma hisseleri olumsuz etkilenecek beklentisi Türk Hava Yolları'nı, Türk Hava Yolu hissesini bugün aşağıya çekti. Türkcell, Türk Telekom bugün negatif ayrışanlar arasında. Astor, MİA Teknoloji. MİA Teknoloji çok şişmişti. Şimdi bölündü, 1.12 verdi ve sürekli işte aşağıya gidiyor.
ODAŞ, Vakıfbank bankalarda bugün negatif ayrıştı. Ve dün tavan olan Jantsa bugün ağır bir satış yedi. Onların yanı sıra Reader, Tavgıda ve Borusan Sanayi de bugün hacimli biçimde negatif ayrışan hisseler arasındaydı. Pozitiflere baktığımızda Sasa para girişi var. Onda dün de vardı. Şişe, Heftaş, Tofaş, Anadolu Isusu, Cemaş ve Batıçim. Yarın için destek 7950'de, direnç seviyesi 8100'de. Bugün netteki alıcılara satıcılara baktığımızda nette yatırım finansmanı 619 milyon liradan fazla satışı vardı. İkinci sırada A1 Kapital var. Karşılarında alıcı TEB Yatırım 670 milyon liraya yakın TEB Yatırım'ın alımı vardı. TEB Yatırım ne aldı? Türk Hava Yolları aldı. Yapı Kredi, Tüpraş, Türksel, BİMAŞ aldı. Yatırım finansmanı ne sattı? İşte Türk Hava Yolları sattı, Ereğli sattı, İşçi'ye sattı, Petkim sattı ve Garanti sattı. Son olarak para girişi ve para çıkışı olan hisseler. Para girişi olanlar Tofaş, Koç Holding, Ereğli, Sahol, Bağfaş, Ford Oto, Batıçim, Akbank, Kitle Evim, Cemaş. Para çıkışı olanlar Türk Hava Yolları, Ege Endüstri, Doğaş, DAP Gayrimenkul, Vakıfbank, Konya, Çimento, İşçi, Gipta, Aksigorta ve Anadolu Grubu Holding. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.